Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla tekrardan birlikteyiz. Evet, şöyle bayrağımızı da çekelim. Kümesimizin girişindeki, çiftliğimizin girişindeki diyelim. Ve abim de aşağısında. Evet. Evet arkadaşlar, abi sen yavaş yavaş başla, bahanelerden bahset. Niye video çekemedik, sebeplerimizi söyle, her zamanki gibi. Peki şöyle şöyle yapamadık, çekemedik videoda yani. Ya şimdi niye video çekemiyoruz? Gerçekten çok yoğun gidiyor işler. Bir de şey oldu sanki Yunus. Bu yazdan kışa geçiyoruz ya. Mesela eskiden saat 8'e kadar falan 8.30'da çalışıyorduk. İşi 7.30'da bırakıyorduk. Bir saat içerisinde işte hazırlan, toparlan, eve git derken video çekemiyorduk. Şimdi bir bakıyoruz hava saat kaçta kararıyor? 6.30'da mı? 6.30'da hava kararıyor. Biz de 6'da çıkmaya çalışıyoruz buradan. Kafamıza göre işte saat 4'teyken diyoruz ki gidiyoruz, 3 saat var falan, yani biraz böyle kışa geçtiğimiz için evet. Aslında biraz da sürece alışamadık ve de çok tempolu çalışıyoruz bu arada. Biz önceden şey yapardık, şimdi saat 7 gibi falan işi bırakırdık, zaten yorulurduk, işi bırakırdık. Sonrasında hava aydınlık olurdu, hadi bir video çekelim abi, işte son durumları falan anlatalım derdik, videomuzu çekerdik. Ama şimdi bir bakıyoruz yani gece karanlık, akşam namazı, akşam ezanı okunuyor, yarım saat sonra biz işi anca bırakabiliyoruz. Hani, yani karanlıkta da video çekemiyoruz dolayısıyla. Yorgunluğu da hani yaza göre pek hissetmiyoruz. Evet. Yoruluyoruz, yine yoruluyoruz. Geç saate kalıyor, işte eve git, duş al falan derken biz bir çıkıyoruz. Aynen. Bir buçuk aydır aşağı yukarı video atmıyoruz abi. Sanki bunların hiçbirisi bir sebep olamazmış gibi. Aynen öyle. Bunlar ya işte marabanın hali perişan. Evet. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ama çalıştık. Bir buçuk ayda gerçekten çok 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 iyi çalıştık. Kümeslerimizdeki yani durum bayağı bir değişti arkadaşlar. Ustalarımız zaten gideli bayağı oldu. Son videolarımız hala ustalarımız çalışıyordu. Şimdi hepsini çekeceğim evimizi. Kümesimizin hepsini çekeceğiz. Hangi aşamadayız? Neler yaptık? Neler yapacağız? Şu an programlarımız o kadar karışık ki yani. Bugün sabah işte tel örgüler için fiyat almaya gittik. Geldik sonradan buraya çalışmaya geldik falan derken. Yani günlerimiz çok yoğun geçiyor. Sabahımız akşamımız hep araştırmadır, çalışmadır. Çok tempolu geçiyor yani. Bir yandan yarka firmasıyla görüşüyoruz. Yem firmasıyla görüşüyoruz. Aynen, işte yağmur suyuları için onunla görüşüyoruz, güneş kapılarımızı enerjisi, yapacağız, güneş enerjisi. Gerçekten şu anki marabanın hali perişan. Niye bu kadar zora bindi? Bir de ondan bahsedelim, insanlar ya, bilsinler. Şimdi şöyle arkadaşlar, 10. ayın 10'u mu bugün? Evet, 10. ayın 10'u bugün. 10. ayın 10'u, tarihten haberimiz yok anasını satayım. 10. ayın 10'u. Şimdi bizim burada kış tamam, tam 12. ayda, 11. ayda gelmese de yani 12. ayın ortasından itibaren geliyor. Hatta 11. ayın sonundan sonra kış geliyor. Şimdi biliyorsunuz bizim arazi biraz böyle orman içerisinde güzel bir yerde, tam böyle bu işin yapılacağı yerde, böyle yoldan, izden uzak, arabadan uzak bir yerde. Ama aynı zamanda da Yunus yolda göstersene, dün de yağmur yağdı. Bizim arazimize gelmemiz için şöyle bir 600-700 metre mi bizim yolun? Oradan oradan mı? Rahat var. 1 kilometre. 1 kilometre bir toprak yol var. Toprak yol var. Şimdi biz bu süreçte kışa kalmadan biz istiyoruz ki işte yarkalarımızı alalım. Çünkü düşünün şöyle bir ortamı, işte yağmur yağdı, çamur oldu. Tavukları yukarıdan buraya getirme şansımız yok. İmkanı yok. Araç buraya, tır buraya imkanı yok, inmez yani. Traktörle yukarı çıkamıyoruz. Evet. Sadece kelle bile burada kışın hareket etmiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bu yüzden, devlet baba elimizden de tutmadı. Aynen. Bu yüzden devlet bize bakmıyor. Bu yüzden böyle bir sıkıntımız var. O yüzden biz istiyoruz ki 11. 15'ine kadar yetiştirelim. Yetiştirme ihtimalimiz var mı? Var ama... Bizde 40 bence Yunus. Çok da var deyip kendimizi kandırmayalım da. Yok, yapacağız yapacağız. Bir ihtimal yetiştireceğiz inşallah. Yaparız. Biz de işte bu işin gayretindeyiz. En son nerede kalmıştık onu da göstereyim. En son... Ta bizim aşağı... Çok inmek artık, direkten bıktık. Ben gördüm gayretini. Aşağıdan çektik. Biz şu an kendi yaptığımız işi size söylüyoruz. Sonrasında kümeslerimizi evlerimize göstereceğiz. Hatta buraya tarih atmışım Yunus. 23.09.2020'de burayı bitirmişiz. Bak. Evet. Yani ne kadar olmuş abi? 17 gün olmuş buranın bitireli. Aynen. Buraya 23.09.2020'de bitirmişiz. Sonra biz biliyorsunuz burayı biraz daha alttan yapmıştık. Şimdi biz burayı biraz daha fikirlerimizi değiştirdik. Burası direkt giriş kapısı olacağı için sol tarafı biraz daha yüksek, biraz daha gösterişli bir duvar yapalım dedik. Yaklaşık 25 santim kalınlığında, 60 santim yüksekliğinde buraya böyle bir duvar yaptık. Lento attık buraya arkadaşlar. Buraya da tel çekeceğiz. Biraz da bunu yapmamızın sebebi orman yukarıda kaldığı için biz bunu aşağıdan yapmış olsaydık, örnek veriyorum, bizim direkt şu an 2.40-60'da bu 3 metre yakın direğimiz var burada. Evet. Öbür türlü ne olacaktı? Bu direk 3 metre. Tabii şurası da 1 metre yükseltiysem burada 1.5-2 metre direk kalıyor. Bunu biraz daha aşağı çektiğimiz zaman yani oradan bir yabani hayvan üstüne atlama ihtimali çok yüksekti. Ama şu süreçte bence imkansız. Evet. Bir orada de yani artık görsel olaraktan da şimdi bizim burası çiftliğimizde yukarıdaki evimize giden yolumuz olacak. Ve burası da bizim şu an üstünde durduğumuz yerde bizim arazi iç yolumuz. Biz de istedik ki sol taraf hani birazcık daha
hani gösterişli olsun. İleride yani bunun üstüne paraya kıymış desin ya. İleride bunun üstüne taş kaplama, maş kaplama belki yaparız. Hani iyileştirilebilecek bir şey yapmak istedik. Güzel oldu, güzel. Güzel oldu, aynen öyle. Biraz uğraştırdı ama gerçekten güzel oldu. Konuyla alakasız. Karşımı çekse de. Değil mi? Şu koyunları falan da arazi ne kadar yakışıyor değil mi? Gerçekten de, evet. Aynen öyle. Güzel oldu. Neyse, işimize dönelim. Burayı nasıl yaptık abi? Birazcık bahset. Baksana şuraya, ne kadar beton kullanmışsın ya. Hiç acımamışsın ya. Paraya kıydık. Valla paraya kıymışsın cidden ha. Biz bir kalıp çaktık. Bir tarafı kalıp çaktık ama. Şimdi biliyorsunuz bizim işimiz yani. Ekonomi. Ekonomi. Maddiyatı çok iyi hesaplamak. Şimdi biz burayı yaparken şöyle bir rakam söyleyeyim size. Biz bir direk arasında iki torbadan fazla kullanmadık. Ya bizim aşağı yukarı metre maliyetimiz burada 13-14 liraya falan denk geliyor. Biz şimdi şöyle bir şey yaptık. İki bir... tane buraya kalıp çaktık ama kalıplar terazinin nizamlı yani. Kalıpta sıkıntı yok. Tabii. Ustalardan da öğrendik işi iyice. Biz bir tarafını hani taş gözükmesini önemsemedik. Diğer tarafını da bu yüzünü de hani dışarıdan baktığınız zaman burada hiç taş varmış havası zaten yok. Evet. Olması da ihtimali yok çünkü biz öyle ayarladık. Buradan da taş gözüküyordu. Hani tamam oraları. Burayı da sıvadık. Evet. Zaten arka tarafta buraya toprak dolduracağız aynen ileride. Yani harç gözükmeyecek. Beton, harç beton, harç beton böyle yani. Harç beton değil de şey, harç taş, pardon. Harç taş. Harç taş, harç taş böyle bitirdik burayı ama buradan buraya da hiç taş koymadık yani. Yüzünden bir 2 santim boşluk bıraktık, bastık. Evet, size şöyle bir rakam vereyim hemen siz gözünüzde canlandırın ne kadar taş yediğine dair. Abi bulunduğun yerden en başa kadar yaklaşık hani 6 direklik ara, şu köşedeki ara bizim tam bir traktör tepeleme taş yedi yani. Traktörden bir tık fazla gibi. Evet. 6 araya biz 1 traktör taş kullandık. Buradan başa kadar biz toplamda 3 traktör taş kullandık arkadaşlar. Bunların hepsini ama koskoca bir puzzle gibi. Biz kalıba değdirmeden taşları içine dizdik. Sonradan harcı koyduk. İş bitti yani. Dışarıdan baktığımız zaman böyle taş maş gözükmüyor. Lent havası var yani. Burada da var işin aslında. Tersini bulmam sıvamamış. İki arayı orayı da gösterelim. Aynen öyle. Gösterelim. Yani buraya yaklaşık 12 metreküp falan taş gitti. 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 Gitti rahat gitti. 3-4 traktör olsa çakıl yani full dolu. 12 metre yaklaşık gitti. 20 direk arası. O da kaç metre yapar abi? 50 metre. Yapar. Evet 50 metrelik bir lanto attık buraya. Bu yukarıya kadar devam edecek ama şimdi onlardan da bahsedeceğiz. 50 devam ettirmedik. Kaç tane çuma tutmuş ya? 50 tane çuma tutmuş o zaman. 40 tane falan. Evet aynen. 20 direk arasında evet 40 tane falan çimento gitti buraya da. Ama güzel oldu. Baksana çiçek gibi oldu. İnşallah bundan sonrasını da devam edeceğiz ama burada mısırlarımız var. Şöyle ben bir arkasına geçeyim mi? Babam şu en son tarafı sıvamamıştı herhalde. Şimdi bakın burayı da taşları tam sıfırlamıyorduk. Burada çok özen göstermedik çünkü dış tarafta kalıyor. Ama sonrasında yüzünü sıvıyoruz ki bu taşlar eriyen taşlar çünkü. Yani çürüyen taşlar bilenleriniz belki vardır. Yağmur, o yüzden dışını evet dışını sıvıyoruz ki güneşten yağmurdan çok zarar görüp sonradan hasar almasın diye. Şimdi arkadaşlar çok şükür her gencin hayali. Biz bu taş duvarı bitirdik. Hakikaten bize biraz gına gelmişti. Biz bu işi bitirdik. Niye bitirdik? Arazinin etrafı bitti. Bitirmek zorunda kaldık. Biliyorsunuz bizim kümesi de değineceğim. Biz işi burada bitirdik çünkü biz bu işe devam etmiş olsaydık. Yunus şu arayı gösterir misin bak. Şurada direklerimizi de görüyorlar mı? Buradan. Şöyle bakın şu direkte bizim başlangıç yerimizdi. Burası bitiş yerimizde bizim burası. Arasında yaklaşık 30 direk daha var. Biz bunu yapmayacağız. Evet. Çünkü yaparsak yani bizim yaklaşık bir 10-15 günümüzü alacak. Biz bunu yaparsak ki kesin kışa kalırız ve tavukları bir dahaki Ocak Şubat'a gibi almak zorunda kalırız. Biz dedik ki biz burada bitirelim. Bu arayı bölelim. Yukarıyı da bölelim. Ki bir an önce kümesi... Ben hemen zaten bizim arazinin üstünde kümesi konumlandırıp size böyle bir resmini de paylaşırım. Üst tarafı çevirmeyerekten biz araziyi buradan böleceğiz. Sanki sadece burası bizimmiş gibi tavukları işte dış ortamdan uzak tutacağız. Yani tel örgüyle buradan böleceğiz. Aslında zaten bizim yukarıda bu kümesi yukarıda işi yok. Bizim evet. Yukarıya ayırdığımız alan evimize ayırdığımız alan. Kendimize ayırdığımız alandı. Ama biz şimdi... Orayı daha sonra çevireceğiz. Öyle evet. Diyelim işin. Orası bizim ismi şey hobi alanı. Yaklaşık 2,5-3 dönüm var yukarıda. Oraya hemen şu kulübemizin sol tarafında çok... 2 katlı güzel bir evimiz var. Onun yan tarafında güzel düşüncelerimiz var. Attır, eşektir. Bir gün rahatlıkla hoş parayı bulursa gel. Güzel bir... Ya parayı bulmaya gerek yok. Elimizden gidiyor. Biz oraya güzel şeyler düşünüyoruz. Evet küçük yani küçük. Voleybol sahasından. Hobi tavukçuluğu. Hobi tavukçuluk, işte eşek. Şimdi işin gırgırı başka bir şey ama. İnsanlar buraya çiftliğe geldi ama burayı sadece ticarethane gibi görmemeleri için. Evet. Buraya gelen işte ufak 8-10 yaşındaki bir tane çocuk burada eşek görecek, at görecek. Ben spor salonu da istiyorum abi. Açık ortamda. Desene 8'lik demir çok.
Kümesin, kümesin en son videosunda çatısı da yoktu, duvarları da yoktu. Yani sadece... Tabii betonarme iskeletimiz vardı. Ondan sonra çatımız yapıldı, duvarlarımız yapıldı. Abi şöyle uzaktan bir çatısında çekeyim mi? Çek. Derelerimiz de vuruldu. Bakın bakın şunu bir göstereyim. Abi. Kedi köpek gibi birbirini yiyor derler ya. Vallahi da billahi da yalan. Bunlar çok iyi anlaşıyorlar. Geliyorlar kediyi yalıyorlar ama kedi sınırlarını... Dur la. Hadi. Şişt. Kedi sınırını çok net çiziyor arkadaşlar. Böyle bunaldığı zaman patiyi koyuyor. Hemen köpekler uzaklaşıyor zaten. Şöyle kümesimizi uzaktan çekelim. Bulut. Buna da bir sevince hemen yapışıyorlar insanın üstüne. Çatımızı şöyle çekelim arkadaşlar. Sandviç panellerimizi biliyorsunuz zaten. Onunla ilgili videolarımız da vardı. Çatımızın bu şekilde montajını da yaptık. Sonradan derecimizi de çağırdık. Derecimiz de derelerimizi büktü. Bunlar normal plastik dere değil. Bunlar alüminyum dere. Kümesimize özel yapılıyor yani, öyle söyleyeyim size. Evet. Çatımız vuruldu. Sonrasında duvarlarımız örüldü. Yani dedik hani biraz işi sıkıştıralım. Çatı vurulurken duvarlar örüldü. Duvarları örüldükten sonra biz bir ince bir temizleme yaptık. İnce dedim, kalıp bir temizleme yaptık. Ondan sonra bizim için önemli olan şu an bizi sıkıntıya sokan kısım sıva. Evet. Arkadaşlar, gerçekten. Biz burada biraz tıkandık. Niye tıkandık? Şöyle bir problem var. Bu sıvadan bahsetmiş miydik? Styrolit diye bir marka. Evet. Styrolit diye bir sıvayı kullanıyoruz. Bu sıvanın en güzel özelliği, çok piyasada yok ayrı bir şey ama en güzel özelliği, A sınıfı yanmaz bir ürün. Aynı zamanda nefes alabilen ve ısı yalıtımı çok kuvvetli bir ürün. Isı yalıtımına geldiği zaman köpükle bunu kıyasladığı zaman maliyeti düşük bir ürün. Ve köpükten de %50 daha iyi olduğu söyleniyor. Aynen, ısının %50 daha iyi koruduğu söyleniyor. Hatta içeri 4 cm dışarı 4 cm kalınlığında vurulduğu zaman soğuk hava depolarına vuruluyormuş. 18 dereceyi sabitliyor yaz kış. Evet. Böyle bir ürün. Bu ürünü bulduğumuzda sevindik. Ama uygulamaya geldiğimde uygulatamıyoruz. Hani şöyle, herkes bilmediği için uygulamayı da tam beceremiyorlar. Bu süreç bir 15 gün sürdü zaten. Burada biraz kaldık. Yukarıdaki kümesimizde de sıkıntı yaşadık. Burada da ustalarımız çalıştı. Hücepeyi yaptılar ama baktılar ki hani olmuyor, yapamıyoruz, zorlanıyoruz dediler. İşi bıraktılar. Bıraktılar. Biz de iş anlayışla karşıladık. Abi biz yapamıyoruz dedikten yani. Sonra elden başka bir şey gelmez. Şimdi bugün günlerden cumartesi, pazartesi günü artık firma bizim hani mağdur ettiğini anladı. Şimdi firmanın kendi ustası var. O gelecek. Son, normalde o sıva yapmıyor yani. Sadece sıvanın uygulamasını gösterip gidiyor. Ama ediyor. Evet, işi takip ediyor ama şimdi biz yukarı kümesi yaptırdık. Bizim komşu çiftliğimiz var biliyorsunuz. Onun bir kümesine sıva attık. Yapılan sıvadan hiç memnun değiliz. Firma da bundan memnun kalmadı. Hatta tadilat için gelecekler. Kendileri tadilat etmek istediler. Çünkü gerçekten ürünün arkasında duruyorlar. O manada sıkıntı yok. Şimdi bizim de burada böyle bir sıkıntı olunca şimdi firma kendisi bir ekip temin edecek. Ve sıvamızı yapacak inşallah diyelim. Yunus, şunlardan da bahsedelim. Gel. Sıvanmamış bölümler burası. Sadece bir cephemiz sıvandı. Arkadaşlar, bu kadar delik niye? Baktığın zaman burada toplamda 42 tane böyle bir göz var. 140'a işte 50-60 ebatlarında. Şimdi bizim üst tarafta olanların hepsi penceremiz. Kümesin penceresi. Havalandırma maksatlı. Biz biraz fazla koyduk. Yani ebatlarını büyük yaptık. Fazla yaptık ki bizim burada elektrik problemimiz olduğu için. Hani yarın bugün fan çalıştıramazsak, eğer ki o sistemi kuramazsak. Hani bu bizi karşılasın. Fana ihtiyaç duymayalım diye. Ama sanki duyacak gibiyiz. Belki de duymayız. Bakalım, onun üzerinde de başka bir şeyler düşünüyoruz. Üst camlarda... Bahsettiğim gibi havalama amaçlı koyduk. Evet, 14-28 tane camımız var. 140'a 55 camlarımız. Aynı zamanda da aşağıda var. Sadece bir de cephesine bakar. Bunlar evet. Da bizim tavuk çıkışlarımız. 14 tane de tavuk çıkışımız var. Tavuk çıkışımız var. Bunlar da güneye bakıyor işte, biliyorsunuz işte güneş erken düşüyor. İşte tavuklar erken yumurtlasın, para kazanalım diye. Aynen öyle. İşçiyi hakkını vereceksin. Doğru da çalıştıracaksın. Evet. O mantığı yürüyordu. Şimdi burada... Pencere gibi görünen şeylerimiz var. Bunlar da bizim fan için ayırmış olduğumuz şeyler. Aynısından diğer tarafta da var. Toplamda 4 tane yüzlük fan girişlerimiz var. Tabii biz burada bu kadar cam tavuk çıkışı bırakıyoruz da hani biz bunlara göre de camını da temin ediyoruz. Yani biz bunun da fiyat teklifini aldık. Ürünlerimizin siparişini verdik sayılır. Hani buraya ısı yalıtımlı camlar, tavuk çıkışlarımıza işte kompozit panelli tavuk çıkışlarımız var. Onlardan yapacağız ki hani çünkü çok delik var. Bu deliklerde de bir ısı alışverişi olmasın diyerekten yalıtımlı bir malzeme kullanacağız. Evet, buyur abi. Dışarıda iki tane kapımız var. Kapıyı büyük bıraktık. İşte örnekle bir traktör girip buradan temizleyip buradan çıkabilsin diye. Aynen öyle. Onun dışında kümes bu kadar. Paketleme yine paketlemeye doğru. Evet. Başka söyleyeceğimiz bir şey. Bu dereyi bahsettik değil mi? Dereyi bir videomuzda.
Yani bu deride işte temizlik amaçlı ayırdık bu dereyi biz. Böyle yaptırdık. Akarını da buraya doğru verdik. Bu dere burası 42 metre. 21 metre sağ tarafa, 21 metre sol tarafa şekilde akar vereceğiz. Yarın bu temizlik yaptığımız zaman kümesle sular buraya birikecek. Buradan dışarı tahliye olacak. Böyle hayal ettik. Evet, aynen öyle. Yani kümesin kendi akarı var ama derenin kendi akarını kendimiz vereceğiz. Evet. Kümesimiz ortaya doğru yani meyilli. Evet. Yıkandığı zaman su ortada buluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde işler gördüğünüz gibi bizim dogalarımız falan hepsi monte edildi. Onları da görmemiştiniz herhalde. Yani her şeyi yaptık bayağı bir yol kat ettik yani. Şimdi bu kapılarımız var. Bu kapıları da kendimiz bir şey yapacağız. Çünkü nasıl vakit tükendiyse sermaye de bir o kadar hızlı tükeniyor abi. Bazı şeyleri kendimiz yapacağız mecburen. Biraz... Yani şöyle arkadaşlar, biz hep hayal ediyorduk. Diyorduk hani kendi bütçemize göre işte şu kadar sermayemiz var, şu işleri her türlü yaptırır ama bu işlerdeki en önemli şey hiç hesap edilmeyen ufak tefek detaylar. Yani gerçekten, örnek veriyorum evet. Mesela işte paketle malına yapacağımız seramiği hiç hayal etmemiştik. Bunu hiç konuşmamıştık. Yani hani önemsemiyorduk ama baktığın zaman paketle yapacağım bir seramiğin maliyeti, örnek veriyorum işte yani 300-500 lira değil, 4-5 bin lira gibi bir şey. Belki daha pahalı, o da hesabımızda olmayan bir şeydi. İşte ne bileyim, park izini hiç düşünmemiştik. Ya tamam, bir şey değil park. 2-3 bin lira bir şey ama yani işte 3 lira o, 2 lira o, 4 lira o, 5 lira derken büyük bir yığın oluşuyor. Tabii ki de. Ufak ufak şeyler, mesela 20 parça eksiğimiz var. Hepsi 1000 lira, 2000 lira ama bir gün toplayalım bunu dedik. Ve topladık. Bayağı bir açımız çıkıyor. Yani en basitinden buranın kapısını çare etmiş miydim? Ben hiç hesaplamamıştım. Evet. Yani nedir ki kapı diyordum, 1000 lira yani. Hani arada kaynar. Değil ama işte. 2000 lira arada kaynar. Böyle bir şey yok. Evet. 2-2,5 lira sadece bir tane. Dış kapısı. Ya Yunus, şunu hiç hayal etmiş miydik? Buranın elektriğini çektik. Kaç para çektik? 2500 lira ya. 2500 lira sadece sıva altı elektrik tesisatı yani. Yani malzemesi için de. Hani fiyatı çok olduğundan değil. Belki hakkı işte başkadır. Veyahut da 2 liradır piyasada, 3 liradır bilmiyorum ama biz bunu hesap etmemiştik. Evet. Ya bak, burada yaptığımız önemli şeyler var. Hakikaten tam usta olduk ya. Şimdi burası paketle malımız arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle bir veranda var. Şöyle burada. Bir ben dıştan alayım. Çatısını gösterdim zaten uzun uzun. Söylemedim ama çatımız vuruldu. Bordo. Derelerimizi de şöyle göstereyim. Derelerimiz de vuruldu. Çok çok güzel oldu. Bizim hayalimiz kışın burada güzel. Biz buraya şey de aldık aynı zamanda. Superbox internet aldık buraya. Yani burada telefon çıkmıyor ama internet çıkıyor derelik. Bizim burada kışın hayallerimiz var işte. Kışın kar yağmur yağarken falan dışarıda işte oyun oynanır, takılırız bilgisayarlar diye. Öyle hayallerimiz ya var. Öyle abi, bizi de ameli olarak da lütfen arkadaşlar. Şimdi çalışıyoruz ediyoruz ama yani böyle bir PUBG'dir, PES'tir. Severiz yani oynamayı. Aynen. Sürekli de oynuyoruz. Şimdi burayı artık anlatalım değil mi? Biz burayı hiç bahsetmemiştik. Tuğla örüldü. Evet. Arkadaşlar bizim buradaki mantığımız şu. Burası aynı zamanda paketleme alanı ve ileriye dönük de aynı zamanda işte burada bir ofis gibi düşünün. Arkada bir mutfak olacak. İşte birisi geldiği zaman ayarlayabileceğimiz bir oturma odası olacak. Ve içeride bir lavabo, duş falan olacak diye hayal ettik. Biz böyle tasarladık. Bizim burada dış kapının haricinde burada bir lavabomuz var. Yani örnek veriyoruz. Bizim mantığımız şu işte. Kümeste çalıştı bir insan. Gelecek işte üstü başı pis kokuyor veyahut da neyse artık. Burada gidip üstü başını dışarıda çıkartıp içeriye girip güzel bir duş alabilecek. Evet. Burada duşunu aldı diye hayal ediyoruz. Burası dışarıdaki bir tuvalet. Veyahut da işte ne görüyorum, dışarıda bir arkadaşımız geldi, komşumuz geldi. Kim ne gelirse gelsin. Yani tuvalet ihtiyacını hani burada da karşılayabilir. Herkes eve girip tuvalet ihtiyacını karşılamak istemeyebilir. Yani bu dışarıya ait bir tuvalet banyo olacak. Aynen öyle. Burası bizim evimizin giriş kapısı. Burada bizi büyük bir salon karşılıyor. Biz burada... Ya burası bir yaşam alanı. Ne anlatayım ki? Oturma grubu falan yapacağız burayı yani. Aynen öyle. Dinlenecek adam girip burada oturacak, yatacak, kalkacak yani. Burası biraz daha bize ait şeyler. Ondan sonra büyük bir salon var. Zaten burası 50-45 metrekare bir yer. Ya burada çok da böyle bir odamız var. Burası bizim mutfağımız. Buraya da büyük bir mutfak düşünüyoruz. Şöyle köşe bir mutfak olacak bura. Burada da değişik şeylerimiz var. Yani buraya şöyle söyleyeyim. Para suyunu çektiği için buranın tezgahını mezgahını biz kendimiz dökeceğiz. İnternetten çok değişik şeyler izledik. Çok farklı şeyler olacak. Burada inşallah çuvallanmayız ama bakalım artık. Burada güzel. Çuvallarsak kırar bir daha yaparız. Yapacak bir şey yok ya. Şöyle buraya kadar bir mutfak yapacağız kısmet olursa. Yani tezgah. Evet. Buraya da şöyle bir oturma grubunu yemek yiyebileceğimiz bir şey olmuş olsa güzel olur. Öyle hayal ediyoruz. Bakalım yapabilirsek. Öyle. Şu manzarada. Lütfen. Yani ufak ayrıntılardan bahsetmiyoruz ama esas bu işi güzelleştiren şeyler bu ufak ayrıntılar. Aynen. Şöyle bu pencerenin karşısında bir sabah kahvaltısı. Ya da bunun önünde yatacaksın. Kar yağarken sabah hafif güneş vurur ya. Açık bir abi bir küçük Emrah bağlayayım da o günleri görecek miyiz abi? Burada da arkadaşlar bizim büyük bir banyomuz var. Bu evimizin banyosu. Lavabosu, tuvaleti böyle. Burası birazcık daha büyük dışarıdaki tuvalete yani göre. Yani kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz diye. Yani bir düşü kabin koyabileceğimiz, klozet koyabileceğimiz büyüklükte.
Aynen öyle. Biliyorsunuz bizim projemizde normalde 2 tane kümes, bir paketleme alanı, şu an içinde bulunduğumuz paketleme alanı, bir tane de normal 2 katlı 150 metrekare bir evimiz var. Yani o ev bizim evimiz, burası da paketleme alanı resmiyette. Bakıcı evi bizim evimiz. Evet. Biz şimdi o bakıcı evi bizim evimiz olan evi yapmadığımız için burayı biz ilk etapta evimiz gibi kullanacağız. Öyle tasarladık, aynı zamanda paketleme yapabileceğiz. Aynen öyle. O yüzden buraya güzel bir banyo tuvalet yaptık. Hani büyük bir şey yaptık. Burada da bizde bizim evimiz olan yerler var. Bunlar da şunlar. Şimdi elektrik tesisatını döşettik. 2,5 milyon para verdik. Ondan sonra su tesisatını da biz döşelim. Buranın su tesisatını hep biz döşedik. Yani evet, bize ait. Babam da biraz anlıyor. Hep birlikte döşedik buranın su tesisatını şöyle. Buralarda elektrik var. Kapattık. Burada da biz sıvadık. Fazla harç yemezsin. Abi şimdi şey, gösterdiğimiz yalıtımda sıva malzemesinin bir torbası 10 kilo. 35 lira. Ve bir torbası da 35 lira yani. Aynen, güzel bir malzeme ama ona göre de bir bedeli var yani. Aynen. Geldiniz bak, bu su tesisatı işi kolay iş değil. Millet daire kat karşılığı yapıyor bunu oğlum. Bak bunların hepsini biz döşedik. İnşallah su akışı olur da şişmez bir yerde. Bu kadar. Onun dışında burada yaptığımız başka yani bir iş yok. Su tesisatımız da bu kadar arkadaşlar. Başka neler yaptık, neler ettik? Başka da... Ya genelde araştırma, işte ne bileyim, ustalar geliyor mesela, Yunus ustalara yardımcı oluyor, işte bizim başka işlerimiz oluyor. Yani gün öyle bir geçiyor ki, Yunus bugün bana dedi ki, abi bugün ayın 12'si dedi, ya nasıl geçti? Hakikaten bu zaman durmuyor. Yani YouTube'daki durma tuşu gibi bir şey olsa da bir durdursak şöyle 3-5 gün... Bir dinlensek. Bir dinlenmeyi de boşver, 3-5 gün durdursak da biraz işleri hızlandırsak. Hani dinlenmeyi de geçti. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde böyle bu devran dönecek. Güzel günlere geleceğiz inşallah. Evet, kümesimizin son durumları bu şekilde. Şimdi bundan sonraki süreçlerimizden bahsedersek arkadaşlar. Yunus, şöyle bir süreçten bahsetme. Daha çok video atacağız dedikçe video atmıyor. Yok, onu demiyorum. Onu artık deme. Hiç kimse de inanmıyor. Aynen. Ama şimdi yani biz burada şunu da biliyorduk. Biz burada tam anlamıyla düzenimizi oturtturmadan hani böyle YouTube'a çok fazla önem veremiyoruz. Bizim zaten ilk baştaki amacımız da o değildi. Bizim şu anki maksadımız hani ileride bu çiftliğimizi merak edenler, nasıl kurulduğunu görmek isteyenler bizim sayfamıza girip bakabilsinler. Bize de güzel anılar kalsın. Aynen, bize de güzel anılar kalsın. Maksadımız buydu yani. Biz YouTuber değiliz ki her hafta video atalım, her hafta da iki tane video atalım. Bizim öyle bir niyetimiz de yoktu en başında ama bundan sonra işler tabii oraya dönmeye yavaş yavaş başlayacak. Çünkü biz ya bu işe... 10 dakika önce diyordun abi 200 bin dakika izlendik, 240 bin dakikaya ihtiyacımız var falan diyordun. Para kazanmaya başlamaya. Ama abone sayımız biraz az. 500 tane abonemiz var. Lütfen arkadaşlar, abone sayımızı böyle bir tık yükseltebilsek. Konumuzu, herkes bir tane getirse 1000 olur değil mi? Tabii canım, konumuzu, herkes bir tane getirse. Herkesi abone olmaya davet ediyoruz arkadaşlar. İnşallah. Ama... Şimdi ben bundan sonraki süreçten bahsedelim derken inşaat sürecinden bahsedecektim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, pazartesi günü yani yarın pazar, öbürsü gün ustalarımız gelecek. Sıva meselesi hallolacak ve o hafta içerisinde bir tel örgü teminini sağlayıp tel örgülerini çektirmemiz gerekiyor. Sıvamız bittikten sonra yağmur sularını vereceğiz çünkü geçen gün yağmur yağdı, yağmur suları verilmediği için kümesimizin içine su bastı. Tabii bizim için bir önem teşkil etmiyor, içi boş neticede. Aynen. Yağmur sularımızı yaptıracağız. Sonrasında en önemlisi yarın veya hatta öbürsü gün tohumlarımızı aldık, arazimizi ekeceğiz. Çimlendirmemiz lazım. Tabii iki farklı çeşit tohum aldık, arazimizi çimlendireceğiz. Bunun gibi acil yapılması gereken işlerimiz var. Sonrasında yavaş yavaş işte içini sıvayacağız, dışını içini sıvayacağız değil, içini boyayacağız. Evet, içini kireçle boyayacağız. Dışına dekoratif sıva çekilecek. Folluklarımız, sineklerimiz, su tesisatımız derken yavaş yavaş arkadaşlar kümesimiz bitiş noktasına geliyor diyelim arkadaşlar. Başka bahsetmen gereken bir şey var mı abi? Söyleyeceğim bir şey var mı? O zaman daha fazla uzatmadan videomuzu kapatalım arkadaşlar. Sizi de daha fazla sıkmak istemiyoruz. Çünkü biraz uzun bir video oldu. Uzun süredir video atmadığımız için yaptığımız tüm işleri çekmek istedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.